Merhaba arkadaşlar. Çok değerli sanatçı Adem Genç ile röportajımızın ikinci bölümünde tekrar buluştuk. Ben kendisine kabul ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba Adem Hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İkinci bölümümüz tamamen sanat ağırlıklı olacak ve Adem Hocam'ın resimlerini de konuşacağız. Çıkış noktasını, resimde esinlendiği noktalar, sanatsal dönemleri var ise sanatsal dönemlerini konuşacağız. Evet. Resimlerinizle başlayabiliriz hocam. Yani resimlerinizde etkilendiğiniz sanatçılar var mı ve sanatınızın çıkış noktası nedir? Ya olmaz olur mu? Tabii yani ilk şeyde ben ilk gördüğüm şey resmi, batı resmi Matisse'di. Matisse'in böyle Oriental Kadın diye bir şey var, kompozisyonu. Onu kopya etmiştim ortaokuldayken, hiç unutmuyorum. Resim atölyesinde, öğretmen okulunda. Sonra baktım, romantik ressamlar var, Van Gogh var, kitapçıklar vardı küçük küçük böyle. Küçük dediğim büyük ama şey, hacmi küçük yani. Kalınlık olarak küçük. Reprodüksiyonlar gayet iyi reprodüksiyonlar. Yani o sanki Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen okullarına onları özellikle göndermiş gibi. Onları inceliyordum. İncelerken de tabii kopya etmeye çalışırdık. Mesela benim şeyde en zorlandığım kopya şeydir. Saman arabası. Evet. Constable'ın, İngiliz ressamı Constable'ın. Daha resim zaten görünmüyor doğru dürüst ama bir şekilde hoşuma gitti. Bir şeye benzettim. Bafra'daki şeylere benzettim. At arabalarına falan böyle. Bafra'da bir çorak bölge vardır, Kızılırmak deltasında. Orada insanlar şey koşarlar, saz getirirler şeyden. O sazlık bölgeden. Ona sempati duymuştum. Çok zorlandım ama. Yani şimdi reprodüksiyondan kopya ederken reprodüksiyonu iyi değilse, ne bileyim, boya eğer kalınlık yapmışsa onun gölgesi de çıkıyor falan, siz onu kopya ediyorsunuz. Mümkün değil. Ama ben hoca olduktan sonra kopya resim yaptırdım stajda öğrencilere. İzmir'deki öğrencilere İstanbul'a gönderdim. Resim Heykel Müzesi'ne. Orada öğrencilerin işte ne bileyim yevmiyeleri falan da devlet tarafından veriliyor. İşte günlük yevmiyeleri bilmem işte yatacak yerleri falan, yurtlar falan ayarlanıyordu. Onu biz organize ediyorduk. Orada kopya resim yapıyorlardı. Bu yıl aşırı 80'li 90'lı yıllar. İstanbul'dan bana şey geliyordu. Ya Adem Hoca hala kopya resim yaptırıyor. Evet, kopya resim yaptırıyorum. Tamam, sen yaptırma. Ne olacak yani? Ben de alternatif bir şey olayım yani. Siz yaptırmayın, ben yaptırayım kopya resim. Zübeyde Hanım, inanır mısınız? O resimleri o kadar güzel şeyler yaptılar çocuklar ki. Birebir kopya, şey büyük. Ebat ya küçük ya büyük oluyor. Aynısını yapamıyorsunuz. İzinli müzede 2 ay içinde New York'ta, Amerika'da sergilendi bazıları. Evet. Öğrenciler hepsinin kopyası iyi oldu. İyi yapamayan olmadı. Çünkü göz göze, yüz yüze yapıyorsunuz. Resmi alıyor. Onu önceden zaten hazırlıyor. Kopyasını büyütüyor, küçültüyor bilmem ne. Orada doğrudan diyor, boya falan her şey hazır. Müzeye gidiyor. 2 ay içinde onu yapıyor. O arada öğrenciler neyi öğreniyor? Bakın. Boya karışımlarını öğreniyor. Hacimlendirmeyi öğreniyor. Zemin nasıl hazırlanır onu zaten biz öğretiyoruz. Şey zemini nasıl hazırlanır. Yani zemin derken herhangi bir zemine de resim yapabilirsin. Gerçi Evet. onlar da bazıları öyle yapmış. Onun için çatlamış patlamıştı. Bütün Türk resimde rezalet bir şey vardır yani. Background kötüdür yani. Daha Cumhuriyet döneminde kalma resimler patlıyor ama Adnan Turan'ın yaptırdığı resimler yıllar sonra ben baktım hiç bu şey olmadı. Çatlamaz yani. Evet. Boyayı biz kendimiz yapardık o zaman. Bunlar arşiv kaliteli tuval yapmasını öğreniyor orada. Yani bütün resimlerin bir arşiv kalitesi olması gerekir. Yani tuvaliyle, ahşabıyla, beziyle, üzerine sürülen boyada asit olmaması gerekiyor. Asitten tecrit etmek gerekiyor şeyi, malzemeyi. Onun için tutkal sürülür. Marangoz tutkalı, bildiğimiz boncuk tutkal. Saizler İngilizler. Ama bunlar hazır tuval alıyorlar. Hazır tuvalin üstünde ne sürüldüğünü biliyor musun? Hayır. Hayır. Kalitede bilmem nerede dokunuyor. Üzerine plastik boyayı boca ediyorlar. O ne oluyor?
Birkaç sene sonra boyanın asiti şeyi kumaşın dokusun şeyini bozuyor, kimyasını bozuyor. Ve resim yırtılıyor. Kağıt gibi kavruluyor. Yani. Resim plastik şeye dönüşüyor. Onun olmaması için mesela İngiltere'de bu işler için marangoz atölyesi vardır. Tuvali bile kendileri yaptırırlar. Bezi verirler. Katliyen hazır tuval kullandırmazlar. Almanya'da da öyle. Almanya'da öğrencilere hazır boya vermiyorlardı. Ben 72 yılında Berlin Üniversitesi'ne gittim. Arkadaşım vardı orada onu ziyarete. Baktım ki toz boya kullanıyor öğrenciler. Karışım malzemeleri veriyor. Herkes kullandığı kadar boya yapıyor. Ve öyle az az yaptığı boya kadar resim yaptıktan sonra tekrar yeniden yapıyor. Bu şekilde. Eğitim budur yani. Tabii ki. Ha yok, sen dünyanın en kaliteli boyasını al. Onu istediğin arşiv kalitesi olmayan bir şeye sürdüğün zaman iyi resim yapamazsın. Ya bunların hepsi Türk esminde öğretmişler. Zamanında öğrenmiş bazı ustalar. Almanya'da okuyanlar, İngiltere'de okuyanlar, ne bileyim şeyde Fransa'da, Ecole des Beaux-Arts'dan çoğu oradan şeydir zaten. Uzmanlık eğitimi yapmıştır. Bilinen şeyler. Üstelik literatür diye bir şey var. Yazıyor bunlar hepsi. Hangi kitabı alırsanız 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar resim sanatı nasıl gelişti, nasıl serpildi Avrupa'da biliniyor. Sanat tarihi evet. Kitapları anlatıyor bunu. Benim de makalem var bir hatta. 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar ressamlar nasıl resim yapıyorlardı, sanatçı nasıl yetiştiriliyordu diye. Yani bütün bunların dışında şimdi o eskidendi işte ona gerek yok falan. Zaten malzemeleri güzel. Malzemenin güzel olduğunu bilmiyorsun sen. Olabilir de olmayabilir de. Çok kaliteli de olabilir, kalitesiz de olabilir. Yani ben rulo tuval alırdım eskiden. Bu Çin şeyleri geldikten sonra bir baktım ki bir tanesi böyle hemen yırtılıyor. Evet hemen Çin'den yırtılıyor. Çin'den gelebiliyor. Ama üzerindeki marka Winsor & Newton. İngiliz markası, damgası. Yaptırmışlar. Onların da sahtesini üretmiş. Piyasaya vermişler. Türkiye'de satılıyor. Boyalar da öyle. Çok güvenmem yani boyalara. Hala da işte Almanya'dan sipariş ettiriyorum. Bu piyasadaki şey boyalara fazla itimadım yok yani. Evet. Oğlum getiriyor işte. Liste veriyorum burada. Yani bu çok önemli bir konu bence. Bence de. Resim yapanlar için. Arşiv kaliteli olacak. İyi ya da kötü. Çünkü niçin sıradan bir insanla tahsil yapmış bir insan arasında fark olmasın ki yani. Bunun bir işi nasıl öğretiyorsan onu da öğreteceksin. Evet. Yani eğitim sadece doğrudan doğruya resmin kendisi değil, onun tekniği de önemlidir. Laboratuvar olarak biz hatta resim laboratuvarı kurmuştuk. Boya laboratuvarı 9 Eylül'de. Boya teknolojisi, boya yapma, solma dereceleri çok önemlidir boyaların. Onu bilmek gerekiyor. Bazı boyalarda var bu, bazılarında yok. Evet mesela, şu anda. Ne kadar... Ama biz nelerle karşılaştık? Eğitmenlik yapanlar içinde çiçek boyasını kullananlar bile var. Pasta boyası bildiğimiz şey boyaları var ya hani şeyde kullanılır, lokantalarda, şeyde, pastanelerde. Evet. Evet, evet. Ağlayamıyor. Güneş ışığında. Ben Dio'da şeyde de bir araştırma yapmıştım. Dio'da bir arkadaşımız vardı. O boya ihracatı yapıyordu Irak'a o zaman. Orada tekstil mühendisiydi ama boya teknolojisi üzerine çalışıyordu. Onunla ortak bir şey yaptık. Proje yaptık ve boyaların solma derecesi ile ilgili bizzat bilgisayarda ölçerek yapılan renklerin şeyini bulmaya çalışmıştık. Bir dönem. Şimdi okullarda bu öğretilmiyor hocam. Yani bazı okullarda öğretilmediğini biliyorum. Biliyor. Peki öğrenciler bunu nereden öğrenebilir? Bu bilgileri. Önerebileceğiniz bir yayın var mı? Okuyacak literatür tabii var. Yani pigment diye kaynaklar var. Pigment, boyalar her yerde var. Evet. Özellikle işte resimle ilgili kitaplarda, resim sanatıyla ilgili bilmem ne. Benim şeyde basit olarak ben bir makaleyi ona ayırdım, şeye koydum web sitesine. Evet, oradan sitenizde yerine. Var hocam. Onu okudum ama ben. İki bölümlü olmak lazım. Sanırım bir tanesi yok. O iki bölümdeydi. Şimdi sentetik pigmentler üzerine akrilik pigmentler başlı başına önemli. Şimdi akrilik boyanın sadece kendisi değil, onun ara malzemeleri, akışkanlığı var, ne bileyim hızlandırıcısı var, yavaşlatıcısı var, evet. İnceltici var. Onları iyi kullanmadığınız zaman boya
şey oluyor. Ne bileyim yani böyle biçime biçim vermiyor, onun üzerine boyamış gibi oluyorsun. Evet, bir de renk kalitesini etkiliyor diyebiliyorum. Hayır, şey oluyor. Şimdi bir yüzey rengi vardır, dümdüz gösterir şeyi. Bir de volüm rengi, derinlik rengi vardır bilgisayar ekranı gibi. Derinlik, her şeyi hacimli görürsün. Evet. Hacimli olmak için o renklerin içine transparan şey katılır. Yani ya transparan ya da beyaz, mixing white, çinko beyazı katılır. Yani onlar önemli. Tabii ki. Peki. Sonra işte, niçin diyorsunuz portre ama yama gibi duruyor. Sanki kesip oraya yapıştırmışsın gibi. Arkada boşluk yok falan hissetmiyorsun. Onu verebilmek için Rönesans sanatçıları az uğraşmadılar. Çalışmam. Ben şeyde Papa resimlerini inceledim. Papa resimlerini. Onunla bir makalem de var onun üzerine. İngilizce makale yalnız. Bir şeye vermiştik bir üniversitede bildiri olarak. Yani Papa 15. yüzyıldan işte 20. yüzyıla kadar çeşitli şekillerde resimleri yapılmış. Oturma pozisyonları aynı, duruş şekilleri aynı. Sadece teknik ve yüz ifadesi değişik. Yani ben Tiziano, Tintoretto, Rafael, işte Velázquez ve Bacon. Evet. Yani onları yan yana getirip incelediğiniz zaman hem aradaki teknoloji farkını görüyorsun. Mesela Velázquez'e kadar o çinko beyazı yok. Her şey duvar resmi gibi duruyor. Şey gibi. Fresk resmi gibi. Mat. Şey. Ama Velázquez'de o fırçanın ıslak resim dediğimiz şey yeni yapılmış gibi pırıl pırıl parlıyor Velázquez'de. O teknoloji farkı orada belirliyor kendisini. Bunları bilmek gerekiyor. Şimdi bazıları çok detaylı resimler zannedilir. Bazı resimleri büyük olduğu için öyle görünür. Ama yakınına gittiğiniz zaman o detayları göremiyorsunuz. Evet. Çünkü bir site var şeyde. Fırça ustalığı vardır. Şimdi figür resmi yapmak sadece figürü böyle donmuş şeklini yapmak değil. Önemli olan diri hale getirmek, dinamik bir halde onu ifade etmek. Yoksa herkes figüratif ressam olabilir. Yani ben de yaparım figür resmi. Evet. Kendi resmini ezbere bile yaparım. Yani yağlı boyasını bilmem nesini. Ama mesele bu değil. Mesele o figüre Rembrandt gibi bir yorum getirebilmek. Ruh durumunu yüz ifadesine yansıtmak. Böyle bir yere bakarken yani şöyle biraz kinayeli baktığını hissettirebileceksin. İnceliği orada bu işin. Yoksa fotoğraf kopya değil. Ben öyle şeyler görüyorum ki yani bütün resimler, çoğu resimlerin birçoğu fotoğraf kopyası. Nereden anlıyorum? Şimdi bu fotoğraf makineleri bizim kullandığımız şu cep telefonları şeyi bozuyor. Distorsiyon yapıyor. Perspektifi evet. Bozuyor. Onu düzeltmeden bir de resim yapıyorlar. Evet, hiç olmazsa. Bir de onu düzelt yani. Ben ekrandaki çizgiyi bile böyle eğri gördüğüm zaman rahatsız olan birisiyim. Mesela bir mimarinin böyle giderek böyle görülmesi hiç hoşuma gitmez. Yani. Evet. Mimari resim. Evet. Sizin resimlerinize gelelim hocam. Bir defa şey çok güzeldi hocam. Anlatım için teşekkür ederim. Anlatım çok iyiydi boya konusunda. Onu birçok arkadaş eminim çok iyi kullanacaktır. Bu da bunu değerlendirecektir. Ben Türkiye'nin her tarafında yani benim web sitemde adresim var, telefon numaramı bile koyuyordum bir ara. Var mı bilmiyorum şimdi web sitesinde. Yani biz yardımcı oluruz her konuda şey yaparız. Yani resim aslında sadece okulda öğrenilecek bir şey değil. Yani bazen insanlar özel teknikleri kendileri öğretiyor. Mesela ben çok iyi bir serigrafi şeyim. Foto serigrafi bilirim. Ama neredeyse malzemeler piyasadan kalktı artık. Çünkü bu dijital baskı gündeme geldikten sonra serigrafi yok olmaya başladı. Büyük bir eksiklik evet. Yani. Evet hocam. Biz hemen bütün şeyde hemen yeni şeye geçiyoruz tekniğe. Ya bu eğitim sürecinde eski şeyleri niye muhafaza etmiyoruz ki? Ne zararı olur yani? Bir insanın matbaa süreçlerini, baskı süreçlerini bilse de yaptığı işin ne bileyim altyapının nereden nereye geldiğini. Şimdi o kodları okumadan direkt olarak bir soyut bir makine karşısında bir resmi birden veriyorsun. Sana poster çıkıyor 16 renkli falan. Yani o zaman işin mantığı yok oluyor. Esprisi yok oluyor. Anlayamıyorsun ki. Kesinlikle. Hani şöyle bir ben bilgisayar mühendisi değilim. Bu bilgisayar benim için bir sürrealist bir obje. Korku veriyor bana. Ama mühendis olsam bunu nasıl çalıştığını bilsem kötü mü olur? Tabii ki. Ama şimdi maalesef bütün makinaları, bütün şeyleri
Hep böyle kapalı yaparlar. Kimse kurcalayamasın. Onun ayrıca tamircisi olur. Bilmem parça satılır. Bilmem ne yapar. Ama onlara geriye dönüşlü olması lazım. Geriye, eski şeye dönmek gerekiyor bazı şeyde. İngiltere'de bazı okullarda şimdi hala da o şey vardır, ne diyorlar ona? Monoblock printing derler. Tek tek kalıplarla yazılar üzerine merdaneyle mürekkep verip basmak. Şimdi moda oldu. Çünkü nostalji gibi ama adamların hoşuna gidiyor. Eskiden böyle bir şey varmış demek ki. Hepsi muhafaza edilir, durur. Bizde bu çöp oldu artık, atalım bunu. Bugün üniversitemizde slide projektörü yok, biliyor musunuz? Biliyorum. Bitti diyorlar. Her köşe kullanıyor. Biliyorum. Ya kardeşim, ben slide varsa göstereceksin. Sizde niye yok ya? Bir slide projektörü. Ben Amerika'ya gittim. 1950 model Amerika'da 6 altılık slide şey buldum. 1950'den kalma üniversite arşivinde. 6 altı slide göstermek için getirdiler kütüphaneden. Aldım dedim. Var mı piyasada? Var mı? Hemen kütüphane. Baktım 1950 model. NATO'dan bir şeyden kalma, askeriyeden kalma kullanılıyor. Evet. Ve o şekilde Türk resmini üniversitede tanıttım orada. Gösterdim şeyleri. Diyaları vardı bende büyük. 6 altı. Özel çekilmiş şeyler. Yani bize arşivleme, ne bileyim literatür şey yapma, işte ne bileyim bir depolama, onları tasnif etme, kütüphanecilik konusunda çok zayıfız. Çok evet. Mikrofilm diye bir şey yok. Müzecilik konusunda? Ne yok. Modası geçti, bilgisayarda var nasıl? Bilgisayar bugün var, yarın yok. Kesinlikle. Ben de öğrenmek istiyorum. Ne olmuş? Eskiden nasıl yapılmış? Yani bilemiyorsunuz. Müzecilik konusunda nasılsınız hocam? Kötü. Hiçbir şey bilmem. Müze. Yani müze başlı başına bir şey. Yani çok şey isteyen, ne bileyim, bilim yani, bilim dalı. Restorasyon ve müze ayrı bir, tamamen ayrı bir şey. Ama restorasyonda biraz belki bir şeyler yapabilirim ama müzeleme ve onu muhafaza etme, koruma. Preservation'e Restoration ayrı bir şey yani. Şey ne evet. diyorlar? Evet. Ayrı bir bilim dalı. Ayrı bir bilim dalı. Ve doktorası var. Amerika'da doktora bile yapılıyor oralarda. Yani. Evet. Şu anda herhalde Türkiye'de de var hocam. Öyle zannediyorum. Ya var Türkiye'de. İşte bir iki doktora öğrencim vardı. O konuda bir şeyler yapıyorlar ama ya öğretemiyorsunuz. Çünkü ya müzelere gidiyor. Şimdi yaptığı ışıklandırmaya bakıyorsunuz. Yani gün ışığı nedir onu da bilmiyorlar. Veriyorlar işte herhangi bir spotu takıp gösteriyorlar. Resim renkleri değişiyor falan. Yani onların kelbini var, bilmem nesi var. Bütün başlı başına bileyim yani. Kesinlikle yani hocam. Işık kendi başına light ve renk ve ışık ikisi birden yürüyen bir şey. Biri eksik olursa ne ışık olur ne renk. Yani şeyi bozulur yani. Şey de öyle, algıda da böyledir, işte baskıda da böyledir, grafik sanatında böyledir. Yani. Peki hocam, kendi resminizi yaparken hangi duygulardan yola çıktınız, nelerden beslendiniz? Kendi sanatınız nasıl oluştu? İlk başlangıçta ben Gazi'deyken her türlü tekniği öğrendiğimiz bir atölyeler vardı. İşte ne bileyim işte. Çizim teknikleri, boyama teknikleri, soyut, somut, portre, ne bileyim kompozisyon. Yani bir yerde serbest bir şey vardı, geniş. Ki daha disiplinli olmasını isterdim ben onu, olmadı. Sonra mezun olduktan sonra biraz benim şeyim iyiydi, baskı şeye ilgi duyuyordum. Öğrencilere de bir şey öğretmek için çok sayıda şey yaptım, ağaç oyma resim yaptım. Onları da şeyden öğrendik. İşte Almanya'da Alman ressamları Ankara'da sergi açarlardı. Baskı resim ressamları. İşte o Bauhaus dönemi ünlü ressamlardan bazıları. Alman kültürde falan. Biz de oraya giderdik. Etkilerdik hakikaten. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden kültür merkezlerinde sergi açan ressamların şeyleri önemliydi o zaman. Onları işte yapmaya çalıştık. Tahtalarla, ahşap malzemelerle. Özel aletler yaptırdık. Hatta ben teknik okula oyma takımı yaptırdığımı biliyorum. Yani sanat okulları eskiden çok ustaydı bu işlerde. Dövme demirden şey yaparlardı böyle. Turgutlu Lisesi'nde sanat okulunda yaptırdım özel siparişle. Bir oyma resim takımı yaptırdım. Bunun dışında heykelle biraz rölyef yaptık. İşte ünlü şairlerin Nazım Hikmet'in büstünü falan yapardık böyle askerdeyken. Kilden bilden işte bir şeyler.
Tabii bunları kimse bilmiyor. Değerlendiremedik onları. Yani sağda solda kaldı. Fuar işleri yaptık İzmir'de. Ne bileyim, pavyonlarda resimleme yaptık. İzmir fuarının açılışında. Evet. Yani bizim o iki yılımız Adana'da öğretmenlik yaptığımız süreçte bana şunu öğretti Adana'da. Yani resimde bir şey olay var. Yani sadece resmi yapmanız, yani bir şeyi belgelemeniz yetmiyor. Onu nasıl daha dramatik hale getirebiliyorsunuz? Nasıl etkileyici bir hale getirebileceksiniz? Yani onu Adana'da yaşadık, bizzat gördük. Yani o Güneydoğu Anadolu'dan Adana, Çukurova'nın o sız bucaksız ovalarına pamuk toplamaya gelen işçilerin o kamyon kasalarından trafik kazasında ya da işte şeyde nasıl döküldüklerini, yani ne bileyim artık günler, o yol şeydi eskiden, petrol taşıma yoluydu ve yağlı yol olurdu orası. Yavru Dağı diye bir yer var Osmaniye ile Gaziantep arasında. Evet. Maraş'a giden yol. O dağda genellikle trafik kazası olurdu ve yani yürekler acısı. Ne sefalet böyle. 50-60 kişi bir kamyon kasasına dolmuş, kamyon devrilmiş, yüzlerce yaralı. Yani bir gün içinde 3-4 tane kamyon devriliyor, düşünebiliyor musun? Aynı yağda, aynı şeyde. Çünkü o şeyler, tırlar diyorum, tankerlerin hepsi sızdırırdı. Petrol sızdırır, yolu kaygan hale getirir. Ve gelen şeyde kamyon da onu bilmediği için o virajı dönerken alamazdı ve yanlar şeyden aşağıya, dağdan aşağıya. Onları gördük. O fıstık toplayan kadınlar şey içinde, toprak içinde, şey içinde nasıl böyle günlerce uğraşıyorlar, topladıkları fıstık doğru dürüst para etmiyor. Şeyde o bahçe ilçesinde işte Acılar Kırı diyorum. Düzici Ovası'nda. Onları gördük. Niçin zamanında oranın şey olduğunu, işte köy enstitüsünün orada kurulduğunu inceledim, baktım. Hakikaten çok tarihi bir önemi var. Harunye işte şeyi orada. Harun Reşit falan oraya uğramış zamanında, öyle diyorlardı falan. Yani onlar bana bir şey oldu. Böyle bir tarih araştırması gibi. Yöre mitolojisi veya işte efsanesi. Yaşar Kemal'in romanlarını okumuştum. Onların yerlerini gezdim, gördüm işte. Ne bileyim. Yılanlı Kale'yi, bilmem Toprak Kale'yi falan görünce insan bir başka oluyor. Kesinlikle. Ve Çukurova'nın bana büyük katkısı oldu. Yani ben herhalde kendi sanat kişiliğimi orada buldum diyebilirim. Yani ondan sonra da her şeyi böyle kendime mal etmek hevesi bende başladı. Yani bir şey yaptığım bir şeyde bir başkasının herhangi bir şeyine benziyorsa hemen onu yok ederdim. Öyle bir şey oldu. Şeye gittiğim zaman da, İngiltere'ye gittiğim zaman da bu devam etti. Yani bir yerde, yani tamamen sıfırdan başlamadık tabii de. Yani tamamen belki 180 derece görüşümüz değişti diyebilirim yani. Çünkü insan nereden besleniyorsa onu yansıtıyor yani. İster istemez çok etkiliyor. Evet. Peki şey var hocam. Doğu sanatı ile Batı sanatı deyince ne düşünüyorsunuz? Yani Doğu sanatı ile Batı sanatının biz neresindeyiz? Ayrıca geleneksel kültürün sanata yansıması konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, yani şimdi Batı Doğu ile iyi çok ilgilenmiş. Yani şimdi hangi üniversiteye giderseniz bir oryantalist bölümü var, şey kürsüsü var. Londra Üniversitesi'nin var, Paris'in var, İtalyan Üniversitesi'nin var. Oryantalizm diye. Niçin yapıyorlar bunları? Hatta bir şeye göre Napolyon daha Mısır'ı fethetmeden 30 tane oryantalisti peşin beraberinde götürmüş. Evet. Oranın kültürüyle ilgili, dilini bilen, işte ne bileyim, yaşama tarzını, antropolojisini, sosyal antropolojisini iyi bilen kişiler, bilim adamlarıyla beraber etmiş ve Mısır'da hiç mukavemetle karşılaşmadan Mısır'ı fethetmiş. Kahire'yi fethetmiş, Mısır'ı fethetmiş Napolyon. Yani oryantalizm daha 16. 17. yüzyıl, 18. yüzyılda başlıyor Avrupa'da. Biz daha kendimizi tanımadan Batı'nın oryantalist şeyleriyle kendimiz şey yapıyoruz, görüşleriyle. Evet. Batı'nın oryantalist yaklaşımı hele sanatta çok farklı yani. Evet. Biz öyle olamayız. Yani diyelim ki Dolekrua Sakız Adası katliamında Osmanlıların işte bilmem Sakız Adası halkını şey yapması, katletmesi diye bir isim koymuş resmine. Öyle bir katliam yok ki. Yani evet. 1820'lerde Osmanlılar ne zaman Sakız Adası halkını katletmiş? Efendim orada bir cephane patlamış. Osmanlı cephanesi. Cephaneliği daha doğrusu.
O Avrupa'da öyle bir yankı uyandırmış ki yani Türkler adayı uçurdular işte bombaladılar bilmem ne. Dolayısıyla da onun hayali bir resmini yapmış. Yani Batı'nın oryantal yaklaşımı, oryantalizmle ilgili bütün şeyleri ya politik olarak bir projedir, özellikle o şekildedir, ya da yanlıştır, hayaldir, şeydir, masaldır, uyduruktur. Kesinlikle. Şey gibi. Evet. O nedenle biz Batı Doğu'yu iyi incelediği için Doğu sanatını ta Uygur'dan, Hint sanatından, Çin sanatından, İran ve İslam sanatından onu modern sanata adapte edebilmiş bir şey. Bir kültür, uygarlık. Yani bütün Batı resimlerinde görülür. Mesela Batı'sın en az 10-15 tane sadece oryantalist kadın figürü vardır. Yani olmayan Batı, Doğu sanatına ilgi duymayan bir empresyonist sanatçı yoktur. Hepsi Japon estamplarını toplarlar, koleksiyonunu yaparlar. Yani Van Gogh özellikle. Van Gogh'un Langlois Köprüsü'yle Japon asma köprüleri arasında ilişki yok mu? Var. Endüstride nasıl bir ilişki varsa sanatta da mutlaka vardır. Evet. Bağımsız olması, bir ülkenin sanatının diğerinden 180 derece bağımsız olması mümkün değil. Teknikleri bağımsızdır. Yaklaşım, görme biçimleri farklıdır. Doğu'nun görme biçimi ile Batı'nın görme biçimi arasında 180 derece farklılık var. Doğu tarif ederek yapar bir şeyi, Batı yanılsamalı bir şekilde yapmaya çalışır. Doğu resminde her şey tarif edilir. Deskriptiftir yani. Ama Batı resminde bir yanılsama vardır. Mekan yanılsaması. Batı resmi donuktur. Belli bir dönemde. Doğu resmi öyle değildir. Sanki bir pencereden bakıyormuş, herhangi bir yeri seyrediyormuşsun gibidir. Kesiktir yani böyle. Yani bütün bunlar renk konusunda mesela çok zengin ne bileyim valörler bilmem renk valörleri nüansları ülkede yoktur. Doğu resminde. Çünkü kullandıkları renkler, teknikler belli. Kılavuz kitaplardan öğrenilir bunlar. Bellidir yani neyi nasıl yapılacağı. Bir horozun, bir çiçeğin, bir hayvanın, bir elmanın, armutun nasıl yapılacağını teker teker öğrettiler. Sonra bütününü öğrettiler. Bir manzaranın nasıl yapılacağı öğretilir. Çin'de, ben Çin'e de gittim. Bu geleneksel sanatlar ayrı bir kategoride devam ediyor. Evet. Çünkü modern sanatta da aynı şekilde modern üniversitelerde modern sanat okutuluyor ama geleneksel sanat atölyeleri aynen devam ediyor. Ama bizde maalesef her ikisini efendim eski sanatı modernize edip yeni şeye çevirelim falan. Nasıl çevireceksin ya? Dünyayı yeniden yaratamazsın ki yani. Zamanı geri mi getireceksin? Yani şimdi daha eski Türkçe bilmeyen birisi resimine hat sanatını sokuyor mesela. Böyle bir şey olabilir mi yani? Haklısınız hocam. Yani önce mana önemli değil mi bizim şeyde? Yani onu bileceksin ki ona göre şey yapacaksın. Efendim işte eski yazıyla resim yapanlar varmış. Tek tük de olsa böyle bilmem ne. Kaligrafi bilmem ne, kompozisyon falan. Ya bunlar olur tabii. Ya olabilir. Oradan yola çıkarak ama onu dönüştürmen için bir Jackson Pollock olman gerekiyor. Öyle kolay değil yani. Evet hocam. Jackson Pollock da incelemiş Doğu'nun o kaligrafik hareketleri, insan eliyle meydana gelen hareketleri. Ama adam resimle bargen diyor ki ben diyor el kol hareketlerimin resmini yapıyorum. Kendimi ortaya koyuyorum. Bu kadar eksistansiyalist, bu kadar ne bileyim varoluşçu bir yaklaşım ortaya koyuyorum. E sen de varoluşçunuz Jean-Paul Sartre'dan şuradan Camus'dan bir iki kitap okumakla herkes varoluşçuydu. Benim 60'lı yıllarda ben üniversitedeyken varoluşçu olmayan bir üniversite yok neredeyse yani. Niçin diye sorardık o zaman. Tabii biz hep böyle aksilik yapardık. Niçin varoluşçusun? Başka bir şey yok mu falan. İşte bir birey çok önemlidir. Ya birey önemli de toplum da önemli. Birlikte yaşıyorsun. Yani her şeyde bütün bir takım olarak oyun oynamak varken ille golü böyle atacağım demenin bir anlamı var mı? Yani oyun oyna, zevkini çıkar. Yani böyle yaklaşımlar yani bütün şeyi, sistemi giderek yıpratmıştır şeyde ve terk edilmiştir artık. Yeni nesilde mesela öyle bireysellik bilmem ne yok. Yani, yok. Yani varoluş yaklaşım zaten kendi kendini iflas etti, bitti. Onun için bitti. İflas etti. Evet. Şey peki? Dışa vurumculuk da aynı şekilde öyle oldu. Çünkü yaratmak istedikleri insan tipiyle sanat arasında bir uyum yoktu. Yani dışa vurumcu bir insan tipi öngörüyordu.
Alman ulusuna özgü özellikle. Yani işte ne bileyim folk, işte ne Geist bilmem ne, onların birkaç ideleri var. O idelere uygun insan tipi öneriyor. Ama sanatlarında öyle bir şey yok. O uyumsuzluk bir akımın kendi kendini yok etmesine sebep oldu. Şimdi ben şeyler görüyorum mesela Türk resminde. Sürrealizm acayip bir şey. Sürrealist. İşte boyaları akıtma, birbirine geçirme, kaydırma falan, işte ne bileyim renkleri böyle üst üste bindirip bir şey yaratma. Ve onları yaptıktan sonra diyelim ki bir şey yapılıyor. Anlatılıyor. Bir hikaye uyduruluyor ona. Ya bu kadar saçma bir şey olur mu? Yani sürrealizm çıktığı yıl 1914, Dada ile beraber çıkıyor. 25'te manifestosu yayınlanıyor. Yani evet. Aşağı evet. Şimdi seni durup dururken hiçbir şey yokken, yani deneme olabilir. Her insan her şeyi deneyebilir. Sürrealist resimde yapar. Dışavurumcu bilmem ne yapar. Ama böyle bir şeye, böyle bir şeyi kendine mal edebilmen için böyle bir akımın artık her yönüyle tiyatroda, sinemada bilmem nerede olması lazım. Yok. Doktor Caligari'nin muayenehanesi mi oluyor, seyrediyorlar? Şimdi yok. Kim var? Yani hangi dışavurumcu şey var? Yeni dışavurumcu aynı şekilde. Tamamen uydurulmuş dışavurumculuktan türeme bir akımdır. 1980'de de moda oldu Amerika'da, Avrupa'da. Yani, ve millet yaptığı resimle dalga geçmeye başladı. Almanya'da bad painting diye bir akım var. Evet. Immendorf öncülüğünde gelişen. Bad painting derler. Kötü resim. Niçin? Adam hakikaten kötü resim yapıyor. Alman şeyinin o ne bileyim Café Deutschland, Alman kafelerinin kötü, anlık, hızlı üretimle, serisel bir resimlemeyle ortaya koyuyor. Ve toplam birdenbire yapılan bir şey de görülmemiş, ilginç. Hatta içinde bazı şeyler de var. Alman şeyinden kalma gamalı haç gibi semboller de var. Zaten toplumda da böyle bir atmosfer var. İşte skinhead'ler bilmem ne birbirini kırıp geçiyor 1968 olaylarından sonra. Ters akımlar, faşist şeyler. Çocuk onu yansıtıyor. Immendorf. Akıllı adam. İngiltere'de de aynı. Yani İngiltere'de şimdi çok çok böyle radikal uç şeyler var. Trasya Emin'i bilirsiniz. Belki Trasya Emin diye bir Türk asıllı şeyli Kıbrıslı bir bayan. Evet. Kendi şey yatak odasını teşhir ederek ünlendi İngiltere'de. Ama çok akıllı bir kadın. Yani o kadar akıllı ki İngiltere toplumunu sarsan bir şey şekilde. Çünkü İngiltere bütün şeye olanak veren, her sanatçı istediğini yapsın. O da tam tersine kimsenin kabul edemeyeceği şeyleri yaptı ve kabul ettirdi sonunda. Evet, evet. Şimdi New York'ta şeyleri yazıyor, sloganlar yazıyor, küfürlü slogan yazıyor. Onu satın alıyorlar. Neon ışığıyla küfürlü slogan yazıyor. Resmen burjuvaya küfür ediyor. Siz buna layıksınız, bunu satın alacaksınız diyor. Alıyorlar. Yani dünyada sanat işlerinin ne kadar yozlaştığını, ne kadar böyle organize olup da birbirlerinin içine girdiğini anlatan ondan daha düzgün bir şey göremiyorum. Ama bu hep müsamahakar, böyle çok ileri düzeyde, gereğinden fazla müsamahakar diyorum hatta. Tamamen liberal değildi. Liberal çünkü dünyada herkes liberal diyor şimdi. Gereğinden fazla permisif dedikleri toplumlarda böyle şeyler oluyor. Adam, kadın bir plajdaki küçük bir şey kulübesini, plaj kulübesini belediyelerin işte kiraya verdiği günlük 1 liraya falan, onu getirip Londra'da bir galeride sergileyebiliyor. Onu satabiliyor. Çünkü ona bir değer veriyor. Bir sosyal, sadece onun şeklini beğendiği için yapmıyor. Altına kavramsal bir şey koyuyor. Evet. Diyor ki İngiliz halkı diyor, burada çay içiyor, 1 metrekare yeri içinde, plajda deniz seyrediyor, okyanus seyrediyor burada. Yağmur yağdığı zaman da bulut falan, o hava kötü olduğu zaman içeri girip orada çayını kaynatıyor. 1 metrekare içiyor resmen. Belki de dışında da yarım metrekarelik de bir şey vardır. Havlusu böyle. Hazır evler bunlar. Plaja dizilir. Vatandaşının birisi derli, bir işte o zaman şiling vardı. Bir şilinge kiralar, akşama kadar orada çayını kahvesini yapar. Hatta benim makalemin birisinde hani bir yazarın biri dalga geçiyor. Ya diyor, ben diyor o şeyi gördüm diyor. İşte Bournemouth'ta onlar plajın şeyini, o plajdaki hub'ları, hub diyorlar ona. Kulübelerden birini gördüm. Kapısı kırıktı. O kapıyı ben diyor aldım diyor, yerine taktım diyor. Keşke galeriye getirip satsaydım diyor. Londra.
böyle bir New York Times Herald Tribune herhalde bir gazetede çıktı New York'ta. Onu çevirdim koydum ben. Web sitesinde var. Tamam bakacağım. Yani dünya yeni bir sanata doğru evrilmiyor. Aslında eskiden beri böyleydi. Hiçbir zaman sanat böyle sabit, kurallaşmış, ne bileyim klişeleşmiş ya da şablon olmamıştır. Bize öyle geliyor. Çünkü biz diyoruz ki bizim zamanımızda her şey düzen, şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk. Şimdi bunlar hepsi ya kural zaten sanatın kuralı olsaydı o zaman işe dönüşür. Bir zanaat olur. Zanaatta kural olur. Yani ben çay bardağı imal ediyorsam bu cam işini çok iyi bilmem lazım. Bu bir kuraldır. Öğretirsin bunu. Ama sanatın bir yönü var ki öyle öyle bir nesilden diğer kuşağa aktaramazsın. Usta çırak ilişkileriyle olmuyor. O zaman ustası gibi oluyor. Ustasına benzer oluyor. Ve benzer olan da diyor ki ben diyor şu atölyeden mezun oldum. Onu da özellikle pay çıkarıyor hocasından. Ben diyor Bedir Rami'nin öğrencisi oldum mesela. Ya Bedir Rami kim sen kim? Bedir Rami olduysa Bedir Rami'den daha iyi olan Bedir Rami öğrencisi var mı? Bir düşünün Türkiye'de. Var mı? Yok. Adnan Turani'den daha iyi olan Adnan Turani'yi taklit eden ressam var mı? Yok bence. Onun için boşuna bunlar. Yani biz dedik ki o nedenle eğitimde artık atölye sistemini madem terk ettik, öğrenci kendisi tercih etmeyecek. Her hoca her atölyeye girecek. Öğrenci her hocadan bir şeyler alsın, farklı teknikler. Sonra kendisi karar versin ne yapacağı. Tabii ki öyle. Eskiden beri izlediğim yöntem budur eğitimde. O benim hoşuma gidiyor. Çünkü bir araştırma da yaptım. İnsan neye aşina oluyorsa onu seviyor. Devamlı neyi görüyorsa onun hangi müziği dinlerse onu beğenir. Ben uzun süre yani dinlemeye aslında hiç sevmediğim müziğe şey oldum. Yani sonradan dinledikçe. Müslüm Gürses dinliyorum ben şimdi atölyede. Bayağı hoşuma gidiyor. Hocam bir ne yapacaksınız? Benim de hoşuma gidiyor. Ben de evet. Dinliyorum. Sonuna kadar diyorum. Hoparlörle iki tane büyük hoparlör aldım sanayide. Bir de onun ustam diye bir şeyi var. Bana diyorlar ki yanımda sanayi çarşısında hocam diyorlar bizim çıraklar diyorlar isyan etmeye başladı. Ama ben eskiden dinlemezdim hocam. Şu birkaç senedir oldu. Yani ben Müslüm Gürses'i hiç dinlemezdim. Hatta bakış açım farklıydı yani. O filmleri yapmadan daha çıkmadan önce adamda bir şey yakaladım tabii yani. Yani Doğu ezgilerinde bizim Türk ezgilerinde muhteşem bir şey var aslında. Derinlik var. Evet. Onu görmek lazım. Ve resmimizde de var. Halk resmimizde de var. Kendi işte ne bileyim ibadethanelerdeki işte dekoratif sanatlarımızda her türlü sanat dalında çok zenginiz o konuda biz. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu görmeden hiç ilgisi olmayan şeyleri oradan buradan işte görme bilmem ne internetten şuradan buradan benzeri şeyleri yapmak. Ya en büyük yanlış bu bence. İnsan ne yaptığını bilmeli ya. Yöntem yanlışı yapabilir. Önemli olan yöntemin yanlış olması değil ki. Kendi kendine bir şey bulmuş, bir çizgi bulmuş, geliştiriyor. Sulu boya resmi yapmıyorlar artık. Neymiş efendim? Sulu boya klasik bilmem neymiş. Yapamıyorlar da onun için yapmıyorlar. Evet. Sulu boya ile o kadar güzel şeyler yapılıyor ki. Yani bildiğimiz paket sulu boyalar, küçük sulu boyalarla. Ya hatta ilkokulda şeyde paket sulu boya aldık. Ben tükürükle yapıyordum. Hocam senin suyun nerede dedi. Suyla yapımını bilmiyordum ya. Hiç unutmuyorum Bafra'da. Yani nereden nereye geldik şimdi? Evet. Yani Türkiye kabuk değiştirdi. Dünya kabuk değiştirdi. Türkiye'de değiştirdi yani. Kim ne derse desin. Yani gelecek kuşak artık hiçbir zaman şimdiki gibi olmayacak. Bu doğal bir şey. Başka türlü evrim olmaz. Değişik yani dünya değişmez. Kesinlikle. Zihniyet zaten değişiyor. Peki yani aslında biz benim soracağım birçok şeye siz cevap verdiniz konu içinde geçti hepsi. Ya. Zaten bu konular birbirini kovalıyor hocam. Birbirine çok bağlantılı konular. Peki sizce şey var yani çağdaş sanatçı kimdir? Çağdaş sanat nedir?
Bir de şöyle bir şey var. Yani bu soru çok şey değil, basit bir soru ama birçok şeyde çağdaş sanatla soyut sanat karıştırılıyor aslında. Hani Alakası yok. alakası Çağdaş yok ama yani soyut resim sanat. yapan kendisini çağdaş sanatçı falan olarak düşünüyor. Ha, Veya yok. çağdaş sanatçı olmak günümüz trendinde çağdaş sanatçı ismini veriyor Anladım. kendisine Ya, falan. genelde şöyle bir şey var. Mesela ben şöyle örnek vereyim. 1945'e kadar modern sanat akımları 1860-1944 modern sanatın doğuşu 1860 izlenimcilerle başlıyor. 1945'e kadar modern sanat, modernizm ve modern sanat baskın bir şekilde. Modernizmin tartışmaya açıldığı 1950'den itibaren 1950'de İngiltere'de neresi var? Institute of Contemporary Art diye bir kurum İngiliz sanatını şey yapıyor, araştırıyor. Niçin diyor Avrupa'da işte bilmem ne parladı Paris şurada, biz de bir ekol yaratamadık falan. Orada bu fotoğraf sanatçıları, mimarlar, ressamlar birleşip bütün İngiltere'yi bir şeye getiriyorlar, bir sergi halinde fotoğraflıyorlar, getirip orada tartışmalar yapıyorlar. Kongreler, konferanslar sonunda ortaya şu çıkıyor. Modernizmi tartışmaya açıyorlar. Yani modernizmi tartışıyorlar. Modern sanat ne kadar akla uygun olan şey, her akla uygun olan şey doğru mu? Akıl bu işe yeterli mi? Acaba burada ruhani bir takım şeyler gereğinden fazla abartılmadı mı? Mondrian'ın işte bilmem sofistike bilmem nesi ne derece önemlidir çağımızda? Niçin herkes bundan anlamıyor? Niçin sanat bu kadar elitleşti? Toplumdan koptu, makas niye bu kadar açıldı? Bunu tartışıyor adamlar. Ondan sonra popüler imgeler şey geliyor, gündeme geliyor. O nedenle 1945'ten sonra bir sanata da contemporary period derler. Yani modern dönem. Çağdaş dönem derler. Çağdaş. Modern değil de çağdaş dönem derler. Yani 1945'ler günümüz sanatına kadar. Ama biz bunu, bu çağdaşı biz ne yaptık? Çağdaş ve güncel diye ikiye ayırdık. Yani güncel olmayan sanat var mı? Yani bir şey yapıyorsan bugün güncel yapıyorsun demektir. Yani ben şimdi diyelim ki klasik bir resim yapsam güncel sanat olmayacak mı? Olacak. Yani çünkü bugün yapıyorum ben. Ben şimdi istesem yapamaz mıyım? Yaparım. Yani bir resmi kopya ederim, bilmem ne yaparım yani. Yapanlar da var nitekim. Onun için güncel uydurma bir şeydir. Güncel sanat böyle bir gün iki günde moda değil ki yani değişsin gelişsin bilmem ne. O modernizmin tartışmalı süreci 20-30 seneyi almıştır. 70'li yılların sonuna kadar devam etti. Ve ondan sonra yeni bilmem eğilimler, yeni figür, yeni bilmem ne gibi şeyler ortaya çıkmaya başladı. Ve 1900 şeyden sonra o 60'lı yıllarda modern sanat akımlarında denenmiş olan her türlü kolajdan, işte brikolajdan, dabadan, işte ne varsa hepsinin neosu ortaya çıktı. Yenisi. Sürrealizmden. Ama yeni versiyon biçiminde, yeni alıntılar, yeni yaklaşımlar şeklinde. 60'lı yıllar büyük bir bölümü bundan geçti. Ve bu tartışmalar teorik bazda ve kavramsal bazda gelişmeye başladı. Öyle bir noktaya geldi ki artık sanat kavram olmaya başladı. Şeyi yok oldu. Cismi, maddesi, bilmem ne, galeride sergilenmesi. Kavramlar öne çıkmaya başladı. Kavramlar o kadar öne çıktı ki bir sanatçı hiçbir zaman işte yaptığı işi muhafaza etmemeli, o anda bitirmeli, olup bitmeli bir gösteri haline dönüştü. Belgeler, işte o belgeler bilmem ne olur, arşive girer. Bu kadar. Ama olay o kadar ucuz değil ki. Bunları yapan insanlar da, bunları yapan kişiler de mesela sokak sanatı olarak yapılan bir şey, protesto olarak yapılan bir şey bile galeriye girmeye başladı. Çünkü öyle bir sistem kurulmuş ki var olan, ilgi gören her şey artık ticarileşti. Alınıp satılsın istiyor. Millet buna yani sanatçıdan kat kat daha fazla para kazanıyor. Yani bir şekilde bunu bir endüstri hale getirdiler. Onun için sanatın günümüzdeki yapısal gelişimi, oluşumu, süreciyle onun spekülatif çizgisi çok farklı. Yani birbirine, yani bir endüstri öbürü. Sanat endüstrisiyle sanatın kendisi arasında büyük fark var. Büyük fark. Ben ona hiç bakmıyorum. Güncelmiş, paralelmiş, bilmem neymiş, eskiymiş, yeniymiş. Hissiyat önemli.
duygunun olmadığı yerde sanat da olmaz. Kesinlikle hocam. Bir, ikincisi insanlık ülküsüne hizmet etmeyen, hümanizma hizmet etmeyen şeyler sanat olmaz. Niçin olsun ki? O zaman sanat yapmanın bir gayesi vardı eskide. Büyük bütün akımlara bakın. Sürrealizmi de öyledir, kübizm de öyledir. Bir insanlık ülküsü vardır işin içinde. Picasso'nun parçalanmış, en bir şeye benzemeyen resmi bile dünyayı sarsılacak ölçüde şeydir, ses getirmiştir. Guernica tablosu bile. Evet. Ve bugün onları ortadan kaldırdıktan sonra, o duyguları yok ettikten sonra geriye ne kalıyor? Materyal kalıyor, boya kalıyor, şekil kalıyor. Biz yaptığımız şey, dekoratif şey indirgesek o kadar. Onu o zaman herkes yapar. Zaten öyle olmuştur şimdi. Dikkat ederseniz, ya bu resim ben de yaparım, bunu buraya koyarım, şu resmi buraya getiririm. O kodları okumadan, daha önce o noktaya nasıl geldi, o sanat çalışmaları, onu bilmeden, onun benzerini yapmakla aslı arasında bir fark kalmadı. Onun için bazı sanatçılar, dikkat ederseniz, hep böyle işte kiç diyorlar, bilmem ne diyorlar. Evet. Onu bile taklit etmeye başladılar. Yani evet. Brikolaj mesela son derece kolay bir şey hale geldi. 2-3 tane sanayi malzemesini yan yana getirip bir yere koyup Biennale'leri görüyoruz. Adam Coca-Cola şişesini alıyor, buruşturuyor, böyle koyuyor, Japonya'dan geliyor. Benim eserim bu diyor. Kola şişesini. Ya kavram olarak anladık. Kolayı tamam. Büktüm. Koydun da ya birisi gelip bunu yanlışlıkla alıp götürürse atarsın, çöpe atarsın. Evet. Şey soracaktım. Evet. Yani kavram o kadar öne çıkarsa durum bundan ibaret. Benim o konuda Köktenci Sanat'ta Devrimsel Gelgit diye bir makalem var. O da şeyde var. Web sitesinde. Onların çok iyileri var. Yani. Evet. O tür sanatları. Yani muzla yani bu dönemde her sanat dalında, her sanat yöneliminde iyileri de var, olmayanları da var. Kötü demiyorum çünkü. Ya yok ya var. Olmayanlar zaten kendilerini biliyorlar. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Muz konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Efendim? Muz konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne konusunda? Muz. Son dönem. Ya muz. Ya şimdi onu yapan sanatçı bir insansın ben. Ama işte bu olay, bak ne kadar ses getirdin. Sen de konuşuyorsun, görüyor musun? Evet. İşte amaç buydu zaten. Amaç buydu, sanatçı. Evet. Tabii. Çünkü Güney Amerika'da birisi var. Bu çağdaş modern sanat olmaz şeklinde, işte uyduruktur, bilmem nedir, sahtedir, bilmem nedir şeklinde. Ya bu zaten şimdi değil ki. Eskiden de böyleydi. Mesela ben 72-78 yılında İzmir'de üniversite hocaları bir sergi açtık. Ben de oraya bir resim koydum. Alışılagelmiş türden değildi tabii. Adam, ressam biri geldi bana, ünlü birisi, ismini vermeyeceğim şimdi, İzmir'de bilinen birisi. Bana ne dedi biliyor musun? Ben 6 yıl renkle uğraştım. Siz hayatınızda hiç renk görmediniz mi dedi. Renk uyumu diye bir şey bilmiyor musunuz? Ya bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Çünkü ben belli harmonilerin dışına çıkmaya çalışıyorum. Bilinen şeyler zaten biliniyor. Yani kurumsallaşmış artık, klişeleşmiş. Ya en kolay çözüm o. Ya bilinen, ben şimdi bilgisayarda açayım size. Hangi renkler, hangi renkte uyum içinde bir kompozisyon yapılır, hangi oranda olmalı falan bilmem ne, hemen bulursun. Tabii. Ne de yaparsın? Buradan bir sanat yaratamazsın ki. Önemli olan o şeylerin dışına, o kalıpları zorlayarak bir pencere bulacaksın ve ötelediğin şeylerin yerini ikame edecek yaptığın iş. Onun yerine oturacak. Yoksa yeni bir boşluk yaratmadan sen istediğin havada kalırsın o zaman. Evet. Bir boşluk, ben bunu istemiyorum, bunu kaldıracaksın. Onun yerine koyduğun şey, ona baskın gelecek. O baskın gelebilmesi için de araştırma yapman gerekiyor, inceleme yapman gerekiyor. En ufak bir boşluğu bulup oradan bir çizgi oluşturman gerekiyor. Yani bilim adamı da böyledir. Bir deney yapar, sonuç alırsa devam eder. Yoksa deney için sanat yapmaz ki. Deney yapmaz ki. Evet. Yani deney için de sanat, için sanat değil. Sanat yapmak için, dekor yapmak için sanat olur mu? Tabii ki. Yani, dekoratif bir şey olabilir. Tamam, işte bu gelen geçen baksın, renk görsün, bilmem ne falan. Bir şeye faydası olmaz ki. Bir ülkeye, bir şeye hizmet etmez. Aynen hocam. Gördüğümüz halk sanatı bile, en basit gördüğüm halk sanatı bile o kadar büyük kavramlar içeriyor ki, yani yazılış biçiminden tutun da
ritmik hareketler, şekil tekrarı bilmem ne falan incelikleriyle. Ben kaligrafi dersini verdiğim için onları iyi ezberledim, iyi biliyorum. Yani adam ibadet yapıyor gibi yapıyor. Zaten ona kendisini hazırlamış. Evet. Bir nakkaş ömrünü şere geçiriyor. İnce siyah beyaz çalışmak yüzünden kör oluyor. Nakkaşların çoğu kör olmuştu. Evet, evet. Sanat bu nedenle öyle hemen hemen bir iki şekli yanına getirmek de olmaz. Bir hüner gerekiyor. Bir yetenek gerekiyor. O yetmiyor sadece. Yani benzeyerek bir resim yapabilirsin. Bir fotoğraf kopya edebilirsin. Modelin aynısını yapabilirsin. Yağlı böyle bilmem ne. Tek başına sanat olması için hiçbir şey yok. Gerekçesi yok ki. Neye hizmet ediyor? Yaptığın iş sonuç olarak ne olacak? Yani felsefesindedir. Altında neler var? Hangi kodları okuyorsun, okunabiliyor? Çözümlediğin zaman bunlar dökülmüyorsa, ayrışmıyorsa demek ki orada bir yanlışlık var, bir sahtecilik var demek. Sahte bir şey var demek. Yani o zaman herkes herkesin yaptığı şeyi yapabilir ya. Ne olacak? Tabii ki. Benim öğrencim var. Osman Hamdi kopyası yapıyorlar. Osman Hamdi kopya eden öğrenci. Yani yanına koy böyle bir eskitmesi kalıyor. Ki onu da yapıyorlar İstanbul'da. Eski resimleri eskitiyorlar, yeni resimleri. Evet. Jilet gibi. Yani hakikaten. Ama bu yetmiyor. Ama şeyde kaldırım ressamlığı yapan bile var. Bu kadar yetenekli onlar öğrenci. Ama o yetenek sadece gördüğünü yapabilme yeteneği. 2-3 tane şekli yan yana getir bilmem işte bu perspektif bütünlük sağlar kompozisyon dediğin zaman hemen belli oluyor eksikleri. Yetenek tek başına hiçbir şey değil. Kendine özgü bir çizgi, bir yol, bir boşluk yaratıp o boşluğu doldurmak belki Türk sanatının geleceğini daha başka bir çizgiye sokar ve düzelir yani. Evet hocam. İyi bir kuşak geliyor. Onlar bu konuda daha baskın bir çizgi oluşturabilecekler gibi geliyor. Peki Türk resminin başlangıcı sizce neresi? Hangi tarihler, hangi dönem? Enteresan bir soru. Valla ben de iş. Yani padişah fermanları önemlidir biliyorsun. Biliyorum. Yani saray ilgilenmeye başladıktan sonra başlangıç orası bence. Fatih dönemi biliyorsunuz ilk dernek bu konuda Fatih döneminde kuruldu. Tabii dediğini bilmem ne portresini yaptım şu an. Oradan itibaren devreye alınabilir aslında yani Türk resmi. Yani çünkü sadece Türk resminin zaten bizim bütün tezini sanatlarımız bile Türk işi değil ki. Çoğu İran falan şeyidir yani. Nakkaşlarımız da var hocam. Arkadaşlar da öyle. Ne bileyim yani. Onun için ben hiç ayrımı yapmadan işte Batı sanatı, Doğu sanatı ayrımı yapmadan yani aslında sanat tek başına tabii resim olarak ele almamak lazım. Mimari de var işin içinde yani. Evet. Bize mimari mesela Osmanlı'dan önce Selçuklu mimarisi çok daha önemli. Kesinlikle hocam. Yani oradan oraya geçiş sırasında bir takım şeyler biraz değişmiş. Hatta ben çok fazla bazı şeylerle, soyut formlarla ilgilendiğim için görüyorum yani. Oradaki gösteriş mesela Selçuk'ta yok ama daha kuvvetli bir şey yapısı var. Ne diyorlar? Görsel dinamiği var Selçuklu. Evet, dinamikleri şeyleri. Çok önemli. Evet. En basit bir Selçuklu. Köprü olsun, kervansaray olsun, kümbet olsun bilmem ne o her türlü şeyde. Evet. Ya bir kubbenin bile Rönesans'ta işte 1500'lü yıllarda tam yuvarlak mı olsun yoksa hafif bir şöyle üstü sivri mi olsun şeklinde uzun yıllar düşünmüşler ve çift merkezli yapmakla onun biraz daha göğe yükseldiğini, tanrısal bir şey olduğunu, uhrevi bir içerik kazandığını ileri süren teorisyenler var Rönesans döneminde. Evet, evet. Biz de o mirasın üzerine oturmuşuz. Ona aslında çok daha iyi şeylerde olmamız gerekiyor. Özellikle mimarlıkta, tezini sanatlarda, resimde. Ama maalesef ben yani onun yerine bu olsa olur mu diyorum, hayır diyorum. Yine şeyden geçerken işte Ulkapanı Köprüsü'nden Mimar Sinan'ın camisine göre bir duruyorum şöyle. Bir resim çekiyorum, öyle geçiyorum. Evet. Ama Çamlıca şeyini görünce olmuyor yani. Niye olmuyor? Oransız çünkü onun için olmuyor. Oransız, çirkin. Yani kim ne derse desin. O görünüş hiçbir zaman taklit edilebilse zaten yapmazdı ki Mimar Sinan.
ömrünü vermiş adam. Neyi taklit ediyorsun? Değil mi? Yeni bir form yaratmadan taklitle olacak iş mi bunlar? Muhteşem zaten. Yeni bir şey, yeni bir çağa uygun. Çünkü o dönemin, o kendi döneminin paradigmalarına uygun bir şey yapmış. Sen de sanayi dönemi artık değilsin. Ne bileyim, feodal dönemi yaşamıyorsun. Sanayi dönemini de geçtim. Nerede? Yapıda onlar görünmüyor. O zaman ne oluyor? Ne diyorlar ona? Anakronizm oluyor. Yani eski şeyi, olmayan bir şeyi yeniden yaratma. Evet. Anakronizm yaklaşımı. O yani çok kötü bir şey. İyi değil yani bu şey. Şeye de karşıyım yani, aslında toplum mitolojisinden bir şeyler taşımalı. Mimaride de, resimde de mutlaka. Ama o zaten o kadar gizli şeyler ki insan farkında olmadan bile zamanla kullandığı renkler, şekiller arası münasebetler, şekiller arası ilişkiler kendi toplumunun yapısını, kendi ruhsal halini yansıtabiliyor onda. Eğer hissederek üst düzeyde bir formasyondan bunu gerçekleştiriyorsa. Yani şeyde ben bir dönem bazı sembolleri araştırdığımda milattan önce çok 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 ileri bir dönemde rastladığım, evet, sembollerin zaman içinde toplumlara mal olarak geldiğini ve her, evet, toplumda anlam ve biçim olarak deforme olarak, doğru, günümüze kadar, doğru, uzandığını görmüştüm. Doğru. Ama Sivastika evet. Sivastika faşizmin simgesidir ama daha şeyde Ahura Mazda döneminde şeyde İran'da, İran kültüründe öyle değil, daha eski Hint ve İran kültüründe, şey, Uzak Doğu kültüründe. Evet. O ters bir geçtim. Yani bizim de öyle bir takım bir motiflerimiz, Türk mitoloji mesela okunması gerekiyor, Türk mitolojisi. Yok kesinlikle mu? Hocam. Hep Yunan mitolojisi. Yani artık indir bindir devamlı Olympus Tanrılar sisteminden geçilmiyor her taraf. Evet evet. Yani bizim kendi mitolojimiz var. Kesinlikle. Bir iki öykü. Dede Korkut, Ferhat ile Şirin bilmem ne falan. Ya onlar yetmiyor. Aslında biz daha eski, hatta Hint ve Uzak Doğu mitolojisini çok iyi denilemek gerekiyor. Çünkü biz oraya daha yakınız. Evet, oraya daha soyut yakınız. Soyut düşünme aslında kökenini, soyut düşünmenin temeli doğudur. Batı değildir yani. Bunu Hegel söylüyor. Evet, evet. Mezopotamya ya, var hocam. Batı bunu kendine mal etmiş. Kavramsal bir hale getirmiş. Ve kendine mal etmiş bunu. Ve belli bir dönem bir tarza dönüştürmüş soyut şey. Ya bir şey, soyut ya da somut olması da aslında göreceli bir şey yani. Aslında somut yaptığın şeyde nihayetinde bir resim. Somut dediğin bir yanılsama. Yani fotoğraf şimdi somut değil mi? Kağıt işte üzerine basılmış şey. Somut aslında ama biz ona şey diyoruz. Soyut fotoğraf olmaz diyoruz falan. Evet. Ama dünya çapında fotoğrafçılar var şimdi. Yani adam mesela sadece bina resmi yapıyor. Dünyada bir tane. O kadar çok fotoğrafçı içinde seçiliyor ve resim fiyatına fotoğraf satılıyor Batı müzayedecilerde, biliyor musun? Evet evet hocam, aynen. Sanat şeylerinde, fuarlarında. Evet. Çok dijital sanat çok üst seviyeye taşındı. Almanya'da gördüm son bir şeyde, Nürnberg Müzesi'nde bir fotoğrafçı, hatta yakından bakarken şey geldi yanıma, ceketinizi dedi buraya asalım dedi. Niçin dedim, ya işte değer meğer dedi sağa sola. Şey, mont var elinde. Dedim merak etme, biliyoruz bu işi. Evet. Adamlar yaşatıyorlar. Neyin müzesiydi orası? Albert Dürer'in müzesi var Nürnberg'de. Muhteşem. Baskı makinesi olduğu gibi duruyor. Kendi imalatı böyle. Evet hocam ya. Onu boya okumuştum. Yaptığı şeyler, kaplar, havarlar, kullandığı materyaller, taklit resmi, orijinal değil tabii, kopyalamışlar, işte kendi portresini yapıyormuş gibi. Ve üç katlı binayı olduğu gibi ona tahsis etmişler. Hangi dilden istiyorsan dinliyorsun girerken, çıkarken falan. Yani muhteşem bir şey. Çok güzel. Ama aynı değerde adam oyuncak müzesi de yapıyor, bilmem ne de yapıyor. Yani müzecilik çağ geçti falan diyorlar ya, şimdi müzeler bitti, halk. Aslında sanat halk için yapılır. Belli bir kesim için yapılmaz ki. Evet. Yani bizim
bizim elit bir kesim için, elit bir yani ne bileyim bir endüstri için bilmem işte birileri işte spekülatif değer koysun, para kazansın bilmem şeyini, servetini katlasın diye niye sanat yapayım ki ben ya? Alt için yapalım. Onun için mekan içinde herkesin görebileceği asılmasını isterim. Niçin ben büyük resim yapıyorum? Çok mu hevesliyim? Bütün enerjimi veriyorum. 4 metre, 5 metre. Monumental olsun diye de bir hevesim yok. Yani anıtsal görünsün diye ama en azından evin içinde kapanmasın herhangi bir dairenin işte bilmem küçük bir 1+1 bilmem ne. Açık havada daha marketlerde bilmem nerede görünsün diye. Herkesin girip çıktığı yerlerde. Resmi dairelerde. Evet, evet. Cumhuriyet'in böyle bir ideolojisi vardı. Bunu biz kullanamadık, geliştiremedik maalesef. Cumhuriyet döneminde bile vilayet ressamları tüm vilayetleri dolaşıp resim yaptılar ve devlet dairelerine onlar asıldı halk görsün diye. Hala daha bazı bankalarda vardır bunlardan görülür. Önemli. Bazen görüyorum ben. Bazen kopyadır, bazen kendisidir böyle. Ama biz maalesef bunu şey yapmadık. Biz kapattık işte arkeoloji müzesi, giriş çıkış. Zaten kaç kişi müzeye gidiyor ki yani? Aynen hocam. Zaten... Sanatı, özellikle görsel sanatları böyle biraz daha çevresel, biraz daha kamusal alana taşımak lazım. Ve halk ancak böyle şey yapar. Ya bir de yani bizim artık şey fazla böyle yol gösterme bilmem ne diye bir şeyimiz benim değil yani. Bizim işimiz değil ki. Sanatçının işi değil. Ayrı bir sosyolojik bir araştırma. Sosyal bilimciler yapalım. Kesinlikle. Yani, ama donanım önemli bir, tabii hocam. Sizler donanımlısınız bu konuda. Donanımlıyız tabii de yani sorumluluk olarak o sorumluluğu ben şahsen yani. Hayır yok sorumluluk olarak değil. Atmak. Mesela şu anda anlatıyorsunuz hocam. Yani şu iki bölümdür çok güzel konular anlattınız. Zaten ilgisi olan alacaktır bunu. Hani bu şeydir yani bir paylaşım bir şey. Yani siz elbette bundan sorumlu değilsiniz. Yani onun ayrı bilim dalları var. Eğitimde bir şeyin nasıl araştırılmasını öğrenmesi lazım. Yani nasıl yapılması gerektiği değil de araştırmayı nasıl yapacağını evet. Yöntem önermesi gerekiyor. Yöntem önemli. Yöntem araştırması önemli sanatta. Ondan sonra geriye ne kalıyor? Kafana bir hipotez olacak, yani bir düşünce olacak, bir fikir. O fikir doğru mu yanlış mı? Bilimde denersin bunu. Ama sanatta böyle doğru yanlış diye deneyemiyorsun. Bizzat görüp, yaşayıp ortaya koyduktan sonra ancak bu oldu ya da olmadı diye biliyorsun. Evet hocam. Hatta ondan sonra Allah ya ne zaman bittiğini nasıl anlıyorsun resmini falan. Ya işte o tecrübedir, deneydir. Yıllar sonra o edinebiliyorsun. Hatta bazı kişiler daha öğrenciliğinde bile başkasına sormadan iyi olduğunu hisseder. Yani gördüğü şey. Evet. Ben hatırlamıyorum. Hiçbir hocama aa bu hocam ben oldu mu bu falan diye sorduğumu hiç hatırlamıyorum. Zaten Turan'ı sevmezmiş. Ankara'da bir şey bayan resimlerini götürmüştü. Bu resimler nasıl falan demiş. Bana göstermediğin zaman iyi olacak demiş. Ama çok iyi hocam. Hocam zaten... Allah razı olsun çok severdik. Çok esprili de bu konuda da çok derin bir şey vardı Turan'ın şeyi. Sanat tarihi kültürü vardı. Evet. O şeyleri biz çıkardık öğrenciyken bütün o dergiler falan da yayınlanıyordu önce. Dünya sanat tarihini önce dergi halinde çıkardık. Ondan sonra kitap haline geldi. Ve Turan'ı hem bilim adamı, doktoralı birisi hem de şey sanatçı. Şey yani bir de sinirli bir yapısı var diye biliyorum Turani'nin. Hayır o Suud Kemal'in şeyini yapmış, asistanlığı, öğrenciliğini yapmış. Hacettepe'de doktora tezi yaptı yani aslında. Evet. Doktorayla, doktoralı birkaç sanatçıdan biridir Turani. Ya, Türkiye'de doktoralı 5-6'yı geçmez doktorası olan sanatçı sayısı. Diğerleri hep sanatta yeterli. Ha, anladım. Anladım. İşte onu da yanlış yaptılar. Şeyde eğitim bilimlerinde doktora şeyi çıkardılar. Eğitim bilimleri resim iş eğitimi öğretmenliği okuyanlar sanatta doktora yapıyor. Güzel sanatlar sanatta yeterlik yapıyor falan. Evet değil mi? Ama tezlerine bir bakıyorum. Ne doktora var ne master bile olamaz. Ya durum tespiti bile olamaz. Ya bir durum tespit ederken bilimsel bir metot olur, bir yaklaşım olur değil mi? Literatürü tararsın bilmem o da bir bilimsel çalışmadır. Hiç olmazsa onu yaptır. Biz bir dönem şeyde 9 Eylül'de mezuniyet tezine ek olarak
bir gazetenin belli bir dönemini tarattırıyorduk. Ne kadar makale çıktı, ne kadar bir sanat yazısı çıktı, onların envanterini çıkar. Şu dönemde şu dönemde kitap haline getirip öğrencilere ayrı ayrı dönemleri taksim eder. Ve onların şeyini doküman olarak özetlettirir. Tez olarak, mezuniyet tezine ek olarak şey koyardık. Mecburiyet. Yani tezle birlikte. Evet. Ama şimdi onu yüksek lisans öğrencilerine yaptıramıyoruz yani. Zor. Çok dağıttık konuyu tabii biliyorum ama yani olay... Yok, böyle daha güzel oldu sanki hocam. Doğaçlama gitti ve çok da güzel oldu. Çünkü içinde çok fazla şey saklı. Evet. Görmek isteyen için, almak isteyen için çok fazla yol gösterici, kılavuz şeklinde bir program oldu. Zaten işte bu demin şeyi söyledim ya, öğrencinin isteğine bağlı bir de. Yani şimdi kesinlikle. Biz de diyelim ki orada atölyeye girdikten sonra hadi siz serbest çalışın da diyebilir. Öğrenci ses çıkarmaz. Ama Batı'da böyle bir şey yok. Batı'da yani şeyde ders saatlerinde öğrenciyi kantinde göremezsin yani. Amerikan üniversiteleri. Ben şaşırdım. Bizim buradaki üniversitelerin öğrencilerin yarısı kantindedir. Evet. Yarısı içeride. Aynen hocam. Aynen öyle. İçeride de öyleydi. 1960'lı yıllarda da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde konferanslar giderdik. Bazı öğrenciler girerdi konferansları doldurur. Bazıları şeye girerdi. Başladıktan sonra kapıda bir asistan durur. Almazdı içeri. Bazıları dışarıda gezerdi. Hiç değişen hiçbir şey olmadı. Yani ilerledik falan diyoruz ya. Hayır. Bakın Amerikan Üniversitesi'nde kampüs o kadar sessiz bir kampüs ki burada öğrenci yok sanırsın ders sırasında. Ama cumartesi, pazar boş zamanlarında gümbür gümbür herkes müziğini, dansını, bilmem nesini, eğlencesini yapıyor. Ayrı. Ya bu disiplini biz maalesef getiremedik. Ha biz getirdik. Kenan Evren döneminde böyle şeyle baskıyla bilmem ne ama o da geri tepti olmadı yani. O özgürlük değildi yani. İçten evet. Gelen bir şeydi. Yani öğrenci diyecek ki ya benim hocayla randevum vardı. Ondan önce ben geleyim yerime oturayım. Hoca da bana bir şeyler söylesin. Biz Fulbright'çı olduğumuz için liste yapılırdı, liste gelirdi. 20 tane öğrenci sizinle görüşmek istiyor. 15 dakika versem dünyanın saati ediyor. Ben ne zaman kendi işimi yapacağım? Ve hepsi gelirdi biliyor musunuz yani? Evet evet. Gel hepsi 15 dakika, 20 dakika bazıları uzatıyor. Yani bazıları bunu bu konuşmalardan sonra Türkiye'ye gelmiştir. Düşünebiliyor musun? Merak ettiği için. Ben Bergama yakınlarında yaşıyorum deyince çocuk böyle oldu. Bergama, Pergamon çok önemli bir yer onlar için. Ya biz Bergama duruyor işte. Ama Bergama'da genç fazla bir şey yok. Almanlar götürdü. Ama yine ismi var. Yani şey de var. Yani okullarda şöyle bir şey var hocam. Sanki Güzel Sanatlar Fakültelerinin öğrencileri özgürlüğüne düşkün, başka konuşan, böyle bir şey var. Sanki özgürlük demek o disiplini, hocam, evet. O disiplinden fırlamış çıkmış. Ya onların sistemsiz. Hepsi hocadan kaynaklanıyor. Bak, samimiyetle söylüyorum. Hoca diyor ki ya bu güzel sanatlar herkes istediğini yapsın ya serbest. Evet. Ama öyle görmüş. Öyle görmüş öyle öğretiyor. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok hocam. Bir yöntem olmaz işte. Resim özgürlük işidir. Ama en iyi ressamlar zamanında en disiplinli kullanan. Hani Van Gogh'un şeyleri vardır değil mi? Bilirsiniz. İşte tuvalleri falan koltuğun altına alır işte şeye gider falan. Evet evet hiç hepsinde var. Hiç de o filmlerdeki Van Gogh gibi değil yani. Ta 1000 kilometrelik yoldan Paris'ten oraya 1000 kilometre Arla. Biz gittik gezdik oraları. Paris'ten Arla'ya kadar tam 1000 kilometre. Hollanda'ya gidersen 2000 kilometreyi 1500-2000'i buluyor. O kilometre yoldan gelip orada bir ev tutup resim yapabilecek bir ekonomik şeye sahip bir defa. Bir. İkincisi resimlerini abisine gönderip o pazarlama bilmem ne evet. Yaptırabiliyor. Boyalarını alabiliyor. Yok işte sarhoş, gece gündüz işte absinte içen bilmem ne kavga gürültü falan. O romanlarda. Evet. Roman Gogh'un aşk kumması bilmem ne ile iki kitaplar var. Orada geçen Van Gogh bizim romantik Van Gogh kitaplarında öğrendiğimiz Van Gogh başka. Öyle bir insan o tür disiplinli resimler yapamazdı. Ben tarlada resim yaptım. Van Gogh'un yaptığı yerde
Yarım gün içinde sivrisinekler yedi beni, her tarafımı bitirdi. Yani cinnet geçiriyordum. O nasıl dayandı onlar, nasıl yaptı? Bir metot, bir metodoloji işte. Bunlar hep önemlidir yani. Harika yani hocam. Hep böyle romantik, işte bilmem Van Gogh ve Gauguin işte bilmem ne kavga etmişler de bilmem ne yapmış falan. İşte. Bir de film icabı bunlar abartılıyor falan. Evet evet. Çok o abartı. Ha, Van Gogh evet çıldırdı. Şeyini de gördük, akıl hastanesinde yattığı yeri de kayrılmasını duruyor. Onu bile müze yapmışlar, gösteriyorlar parayla kişilere. Yani ağır bölgesi tamamen turistik bölge. Kafesinde oturuyorsun, yani kösele gibi şey yiyorsun, biftek yiyorsun, bilmem kaç para, 4 misli, 5 misli para ödüyorsun, Van Gogh kahvesi diye. Yani bir de böyle şeyleri de var yani. Onun turizme şey yaptılar iyice. Evini kaldırıp başka yere koydular, monte ettiler. Şeyin karşısında işte şehrin bozmasın diye. Komple evini başka bir yere monte ettiler. Van Gogh'un kendi kiraladığı evi. İnsanlar önem veriyorlar ama bu tabii bir gelenek. Adamlar biliyor bu işi. Yani daha 17. yüzyıldan beri işte sanatçılar nasıl korunur, nasıl işte ne bileyim sponsorluk yapılır. Yani büyük projelerin hepsi Rönesans döneminde sponsorlukla yapıldı yani. Hepsi sipariş besinlerdir. Öyle durup dururken bizim gibi kendi istediğimiz yapandı. Birileri gelir belki bunu işi sahip çıkar falan. Çok beklersin. Godoy'u bekler gibi beklersin. Ya da 100 bin ressamdan işte bir tanesi öyle olur. Öyle olmaz. Evet. Evet. Hocam bir saati çoktan geçtik. Evet. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaten fazla geçince kesecek değil mi? Kesiyor. Kesmeyecek. Bizde öyle bir şey yok. Biz devam edebiliriz. Siz yorulmayın. Biz ne zaman istersek program o zaman bitiyor. Peki bu soru geliyor, onlar cevaplıyorsun. O hangisi oluyor o program? O canlı yayında hocam. Öyle de isterim ben. Canlı yayın hoşuma gider. Tamam, bir de sizinle canlı yayın yaparız o zaman. Canlı yayını şöyle yapabiliriz hocam. Atölyede yaparız. Atölyede yapacağız. Evet. Atölyede olmuyor çünkü bu internet yok orada. Şeyle bağlanıyoruz, o kesiklik yapıyordu. Bak burada bir şey olmadı kesin. Bu interneti bağladım. Evet, gayet güzel oldu hocam. Ben bir yayını kapatayım. Tamam. Arkadaşlar. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için en azından. Ben hayatımda çok mutlu oldum. Ben. Kendi başıma böyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Bir ufak bir katkımız olsa da mutlu eder bizi. Ben teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Yani umuyorum büyük bir katkımız olacak izleyenlere. Ben zaten etiketlerken ona göre... Ya etiketlerim varsa da tamamlar zamanla. Tamam hocam. Çok güzel olacak. Evet, bir damla bile olsa yeter bize. Ne olacak? Kesinlikle yok. Bu bir damladan fazla oldu hocam. Peki, çok teşekkür ederim. Harika oldu. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Adem hocamla, Adem sayın çok... Değerli duayen demeyeceğim tabii ki. Aslında evet, o konuya da girecektik ama. Ben nedense işte o değişik anlama geldiği için o kelimeyi fazla sevmiyorum. Hem dekan oluyorsun hem papaz oluyorsun. Çok değerli hocam Adem Genç'e. Çok değerli evet. Sanatçı. Böyle bir program yapma imkanı verdiği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bence bu her iki programda çok değerli programlar oldu ve ben bunları YouTube'a yüklediğimde bu YouTube'da kalıcı hale gelecek. Umuyorum herkes izler bunu. Özellikle öğrencilerin izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.